olasılık analizi yaptığımda Belarus'ta seçimde hile yapılmasının olasılığı çok 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 yüksekken, ben Türkiye'de kitlesel anlamda hile yapılma olasılığının nispeten çok düşük olduğunu iddia ediyorum. Ve zaten Türkiye'de hile yapmak bu kadar kolay olmadığı için son dönemde Cumhur İttifakı çeşitli hamlelerle seçimi kazanmaya çalışıyor. Yani eğer Erdoğan'ın kafasında ya canım ne olacak, kaybederse kaybederiz, seçim akşamı gönderirim 3 tane polisi, orada 400 bin tane oyu çalarız, o tatlı canım hiç dert bile değil gibi baksaydı, seçim sisteminde bu kadar değişiklik yapma çabası ya da MHP ile ittifaka girmesi, şimdi İYİ Parti'ye el uzatması, işte CHP'yi Muharrem İnce hareketi üstünden değiştirmeye çalışması, dış politikada sertleşerek tekrar seçmenleri mobilize etmesi gibi yöntemleri takip etmez. Muhalefet partilerinin bu tip olasılıklara hazırlıklı olup özellikle oy sayımını ve sandık, yani oy sayımını iyi takip edip sandıkları korumaları gerekiyor. Çünkü hiçbir sandık korunmazsa tabii ki iyi niyetli olmayan otoriter bir iktidar bu konuda hamleler yapabilir. Yani dolayısıyla orada kesinlikle ben muhalefet tevekkül halinde o olasılığın gerçekleşmesini beklesin demiyorum. Muhalefet organize olacak, seçmenini harekete geçirecek, ittifakını sürdürecek ve bir şekilde onun parçalanmasını engelleyecek. İyi bir kampanya yürütecek ve iyi adaylar belirleyecek ve arkadan da sandığı koruyacak ve oyların adil bir şekilde sayılmasını sağlayacak. Ama sandığı korursa Türkiye gibi bir ülkede seçim hilesi yapmak çok zor.